Değerli halkımız, bugün ülke gündemi kadın cinayetleriyle, hayvanlara yapılan tecavüzlerle, çocuklara yapılan tecavüzlerle meşgulken AKP'lilerin çok farklı bir gündemi var. Onlar din alıp din satmakla meşguller. Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasıyla ilgili bugün AKP'lilerin reisiyle birlikte tüm İstanbul trafiğini durmuş durumdalar. Tüm gündemi oraya odaklamaya çalışmaktalar. Oysa ki çok büyük sorunları var ülkenin bugün. İşçi sınıfımızın kıdem tazminat hakkı elinden alınmaya çalışılıyor bir yandan. Bir yandan da dediğimiz gibi ülke gündemi Pınar Gültekin gibi kadın cinayetleriyle çalkalanmakta. Biz bugün Halkın Kurtuluş Partisi olarak burada bir suç duyurusunda bulunmaya geldik. Suç duyurumuzun konusu Ayasofya ile ilgili Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Bakanlar Kurulu kararıyla verdikleri bir karar sonucu müzeye dönüştürdükleri Ayasofya ile ilgili AKP'lilerin reisi Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu'nun imzasının ve Mustafa Kemal'in imzasının sahte olduğunu iddia etmesiyle ilgili. Biz bununla ilgili 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanuna aykırılıktan ve görevi kötüye kullanmaktan Recep Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunmaya geldik. Halkın Kurtuluş Partisi'nin ilk genel başkanı Usta Hikmet Kıvılcım'la 1953 yılında İstanbul'un fethinin 500. yılında kaleme aldığı Fetih ve Medeniyet kitabında İstanbul'un fethini bir dinin öteki dine karşı zaferi değil, ilerlemenin gerilemeye karşı zaferi olarak değerlendirmiş ve her şeyden evvel bir insanlık ve medeniyet hamlesi demiştir. İşte böylesine önemli bir tarihsel devrimle İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet 11 yüzyıldır Hristiyanlığın en büyük kilisesi olan Ayasofya'yı cami olarak ibadete açmıştır ve Ayasofya 500 yıl cami olarak hizmet vermiştir. 1453 yılında fethedilen İstanbul 1918 ve 22 yılları arasında emperyalist güçler tarafından işgal edilmiştir ve son Osmanlı padişahı Vahdettin'in ülkesini bırakıp kaçmasıyla Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesi son bulmuştur. Mustafa Kemal önderliğinde kazandığımız anti-emperyalist 1. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın sonrasında 6 Ekim 1923'te İstanbul işgalden kurtulmuştur ve 24 Kasım 1934 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile Ayasofya Müze olarak kullanılmaya başlamıştır. Dolayısıyla yaklaşık 1000 yıl kilise, 500 yıl cami olarak hizmet veren Ayasofya toplamda yaklaşık 1500 yıl Hristiyan, Müslüman ve Bizans Osmanlı ortak kültür mirası durumundadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığındaki Kurtuluş Savaşımızın zafer kazanmasıyla beraber Ayasofya'nın kilise olması da önlenmiştir. Ve Mustafa Kemal buraya bir uygarlık eseri gözüyle bakmıştır. Ayasofya'yı 1934 yılında yayınlanan Bakanlar Kurulu'nun kararıyla müzeye çevirme kararına tarihçiler tarafından kendisine ait olduğu kanıtlanan imzayı atarak müzeye çevirmiştir. Fakat AKP'lilerin reisi Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaparak tek parti döneminde alınan bu karar tarihe ihanet olmanın yanında hukuka da aykırıydı diyerek Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Huvayi Milliye'nin önderleri silah arkadaşlarını tarihe ihanet ve hukuka aykırı bir karar almakla suçlamıştır. Bu tamamen hukuksuz, mesnetsiz bir ithamdır. Bugün AKP'liler hızla kendisine destek veren halkın desteğini kaybetmektedirler. Seçimleri en son kaybetmişlerdir bildiğimiz gibi. Bu nedenle yeniden din alıp din satma silahına sarılmışlardır. Bu yüzden bizim amacımız hem bunu teşhir etmek hem de anti-emperyalist 1. Kurtuluş Savaşımızın önderi Mustafa Kemal ve Huvayi Milliye önderlerinin mirasına sahip çıkmaktır. Bu nedenle bugün bu suç duyurusunda bulunduk. Ne yazık ki hukuk
hukukumuz da AKP'lilerin yargısına dönüşmüş durumda. Ancak bizler talihli noktasının kim açısından bu suç duyurusunu yaptık ve bundan sonra da bu konuda mücadelemize devam edeceğiz. Halkız, haklıyız, yeneceğiz diyoruz. Savunmuyorum oğlum adamı.